İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Garen Mirzoyan, insan hakları savunucusunun yardımcısı. Artsakh sakinleri saatlerce değil günlerce ekmek için sırada bekliyor. Senatör Portantino, Azerbaycan'ı Artsakh'a yönelik insanlık dışı ablukayı durdurmaya çağıran bir karar sundu. Hiçbir şey zorla değiştirilmeyecek. İran'ın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Bakü'nün sınırları değiştirme planlarını anlattı. Batı Ermenistan'daki Diknanagert'in tarihi surları kaderine terk edildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Türk hükümeti onlarca yıldır Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit gerçeğine ve bunun uluslararası alanda tanınmasına karşı sadece siyasi değil, aynı zamanda bilimsel alanda da mücadele ediyor. Özellikle konu Ermenilere karşı işlenen suçlar veya Batı Ermenistan'daki Ermeniler meselesi olduğunda sözde resmi Türk tarih yazımının aslında tarihin çarpıtılmasıyla aynı şey olduğunu vurgulamak gerekir. Türk tarihçiliğine tarihi yeni ve kendine uygun bir şekilde yaratma yani tahrif etme talimatı Türk Devleti'nin kurucusu Kemal Atatürk tarafından verilmiş ve bu konu onun doğrudan kontrolü altındaydı. Türk tarih yazımının Ermenilere yönelik saldırısı özellikle 1965'ten sonra yoğunlaştı ve bu süreç günümüze kadar devam ediyor. Halen Ermenilere yönelik soykırım Armenosit meselesi Türk tarih yazımının sistematik bir politika izlediği bir numaralı meselesidir. Türk tarihçiliği, Ermenileri, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yaşamını ve Ermeni sorununun ortaya çıkışını benzersiz bir şekilde sunuyor. Burada şunu belirtmekte fayda var ki, Türk tarihçiliğine göre Ermeniler ve Türkler arasında 19. yüzyıla kadar hiçbir sorun yaşanmamış. Her şey 19. yüzyılın son çeyreğinde büyük güçlerin Ermeni halkını kendi siyasi sorunlarını ilerletmek için kullanmasıyla başlamıştır ve o zamana kadar Osmanlı topraklarında dayanışma içinde yaşayan Ermeniler ilk kez 1877-1878 Rus-Türk Savaşı sırasında devlete karşı isyan ettiler. Açıkça yanlış olan bu görüşü reddetmek için bazı tarihçiler tartışmalı bulsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yılı 1299'dan 1878'e kadar yaşanan irili ufaklı Ermeni-Türk çatışmalarını, savaşlarını ve diğer düşmanlık belirtilerini listelemeye kesinlikle gerek yok. 16. yüzyılda Türk-Fars savaşlarında Ermeni halkının uğradığı kayıplar, Sünik ve Artsakh'ta David Bek, Yesai Hasan Celalyan ve Mkhitar Sparapet'in önderlik ettiği Kurtuluş hareketleri, 1724 Türklerin Ararat Vadisi'ne saldırısı, Karbi köyünün 40 gün süren kahramanca savunması gibi. 7 Kasım 2020'de sabah saat 8.15'te Garen Mirzoyan, Şuşi yakınlarından babasını arayarak araba beklediklerini aşağıya inmeleri gerektiğini söyledi. Ancak Garen ve 8 kişiden oluşan müfrezesi yaralı halde kuşatma altına alındı. Garen ve müfrezeden 5 asker Şuşi'ye giderken şehit düştü. Garen Mirzoyan 2000 yılında Sünik bölgesinin Agarak şehrinde doğdu. 25 Ocak 2019'da askere alındı. Artsakh Savunma Ordusu'nun merkezi savunma bölgesinde görev yaptı. 6 ay süren askerlikten sonra Garen Mirzoyan astsubay rütbesini alır ve tanksavar müfrezesinin hesaplama komutanı olur. Savaşın ilk gününden itibaren Karen'in dahil olduğu tanksavar müfrezesi cephenin en sıcak noktalarından biri olan Varanda'nın Karahanbeyli bölgesinde muharebe operasyonlarına katılmaya başladı. 24 Ekim'e kadar burada kaldılar. O gün vardiya gerçekleşir ve müfreze dinlenmek üzere Stepanagert'in Açapınyak mahallesine taşınır. Birkaç gün sonra 29 Ekim'de müfreze bu kez Garindak köyünün eteklerinde yeniden savaşa girer. 4 Kasım gecesi Garindak'taki yedek kuvvet köyden çekilmeye başlar. Garen'in bulunduğu müfreze de oradan ayrılır ve Şuşi-Stepanagert yolunun kavşaklarında konuşlanır.
Daha sonra Garen'in ailesi komutanlarından müfrezenin kuşatma altında olduğunu ve oradaki diğer birlikler ile beraber farklı yönlerden Azerbaycanlıların ateşi altında bulunduğunu öğrendi. Arthur Mizoyan'a göre o sırada Garen yaralanmıştı. Müfrezeden Narek Badalyan ve Maher Harutyunyan da onunla aynı yerdeydi. O zor durumda Narek kuzenini arayıp kuşatma altında olduklarını, çıkış yolu olmadığını, kendilerinin de yaralı olduğunu söylemeyi başardı. Esir düşmemek için kendilerini öldüreceğini söyledi ve böyle de oldu. Garen'in cesedini görenler yaralı yerler dışında çene altında makineli tüfekle vurulan yerde vardı. Garen'in cenazesi yakınlarına 16 Kasım 2020'de Martuni şehrinin adli tıp merkezinden teslim edildi. Garen, Akarak şehrinde defnedildi. Assubay Garen Mirzoyan'a ölümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti'nin Cesaret ve Savaş Hizmeti madalyaları verildi. Artsakh'ta insanlar saatlerce değil günlerce ekmek için sırada bekliyor. Bunu Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Yardımcısı Mari Asatryan, Sputnik Armenia Ajansı'na verdiği demeçte ifade etti. Onun dediğine göre ebeveynler çocuklarını ekmek almaya gönderiyor ve bazen sırada beklerken çocuklar uyuyor. Yaşlılar çoğu zaman dayanamıyor ve bayılıyorlar. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Yardımcısı Artsakh'ta un stokunun tükendiğini, yerel yetkililerin artık yaz hasadını toplayıp kurutup ekmek üretmeye çalıştığını bildirdi. Mari Asatryan, elektrik kesintileri fırınların çalışmalarını da etkiliyor. Günde 6 saat elektrik var ve bu insanlara yetecek kadar ekmek pişirmeye yetmiyor. Anaokullarında ise mevsim nedeniyle meyve ve sebzeleri köylerden elde edip küçük çocuklara ulaştırmak hala mümkün diye vurguladı. Düşmanın hasat makinelerini ve köylüleri hedef alan ateş açması nedeniyle yeni mahsulün toplanmasının her zaman mümkün olmadığını hatırlattı. Artsakh Press'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Anthony Portantino, Bakü'ye Artsakh'a yönelik insanlık dışı ablukayı durdurma ve Berzor yolu üzerinden gıda, ilaç ve insani yardım malzemelerinin serbest ve yeterli akışını sağlama çağrısında bulunan Senato'nun 9. ortak kararını sundu. Alfanus Ayem'in aktardığı habere göre Portantino, Artsakh'taki durumun korkunç ve son derece endişe verici olduğunu belirtti. Senatör şöyle ifade etti. Gözlerimizin önünde soykırım, Armenosit gerçekleştiği için harekete geçmeliyiz. Artsakh halkı bu yıkıcı insani krizi sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası eylem olmadan bir gün daha beklemeyi göze alamaz. Sözlerin ötesine geçerek Berzor yolunun yeniden açılmasını talep etmemiz ve Azerbaycan'a askeri yardımın durdurulmasını talep etmemiz çok önemli. Ben Bakü'nün yiyecek, tıbbi malzeme ve serbest dolaşım hakkından mahrum kalan Artsakh'taki Ermeni halkına yönelik şiddet ve soykırım, Armenosit kampanyasını şiddetle kınıyorum. Biz Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve her türlü sınır değişikliğine karşıyız. Bu sözleri İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehdi Sobhani, News AM'e verdiği röportajda dile getirdi. Sobhani özellikle şunu kaydetti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve her türlü sınır değişikliğine karşıyız. Biz tüm ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığımız gibi Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de destekliyoruz. Biz iletişim yollarının açılmasına karşı değiliz. Benzer yolları Azerbaycan'a da sağladık. Ancak tüm iletişim yolları özellikle Doğu Ermenistan Cumhuriyeti konusunda topraklarında bulunan ülkelerin kontrolünde olmalıdır. Batı Ermenistan'ın Maraş merkezi depremden etkilenen Dikranagert Ahmet'te tarihi surların 30 bölümünde hasar meydana geldi. Hasarı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği raporlaştırdı. Raporda tarihi surların burç aralarında toplam 30 noktada göçükler, yatay dikey çatlaklar, yarıklar, dikey yatay derz boşalmaları, payanda taşlarının düşmesi, kabarmalar tespit edilerek taş düşme risklerinin devam ettiği aktarıldı.
hasar tespit edilen yerlerde restorasyon çalışmaları başlatılmadı. Sur taşlarının çalınması sık sık gündem olurken, göçük meydana gelen bölümlerde restorasyon çalışması başlatılmadığı gibi dökülen taşların kaderine terk edilmesi tepkilere neden oldu. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hayro ve Doniyar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.